Odamıza geldik, otelimize. Hemen size derli topluyken, temizken şöyle oda turu yapayım. Otel turu, klozet. Şöyle. Burası Zever Elmeşler'den daha güzel. Hayal otel. Yanlış bakmadıysam yine belirtirim size. Tuvaleti. Ayna da var. Öbür yerde hiç ayna yoktu. Burada bir sürü ayna var. Televizyon da var. Yataklarımız. Sadece oda biraz daha küçük diğer yere kıyasla. Yatağına da bakayım nasıl. Yatağı biraz değişik, yumuşak çok. Medine'ye geldik, sabah namazımızı kıldık, şimdi de Medine'yi geziyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz Amberiye Cami. Bu da tren istasyonunun kalanı. Bu ne arkadaşım Nida. Pedestrian. Nereden alışmış yaptık şu an. Grupça. Aşırı istiyor. Medine Mekke gibi değil. Serin. Efil efil. Her daim. Her vakit güzel yani. Serin. Ben sıcağı seviyorum zannediyordum. Çok sıcağı sevmiyormuşum. Fark ettim. Vücudum da sevmiyormuş. Her yerim böyle sivil sivil oldu. Buradaki arabaların çoğu böyle. Ve kullanmaya devam ediyorlar. Yaptırmıyorlar falan. Çarpıp çarpıp kullanıyorlar. Hep kötü araba. Vurup çarpıp. Görmüş olduğunuz bu yerde Hazreti Ali'nin evi. Medine'de şöyle bir şey var. Adının tam olarak ne olduğunu bilmediğim. Şu açık hali, bu da kapalı hali. Tabii ki açık hali daha güzel. Kahvaltı yapamamıştım. Hemen koştur koştur sabah namazı oradan tekrar geldik. Tekrar Medine içi gezi yaptığımız için. Şimdi bundan aldım. Sıcak su kattım. Yemekhane katından bunu yiyorum. Burada İngilizce yazıyor. Burada Arabik. Otele geldim. Abdest aldım. Şeye gidiyorum şimdi. Namaz kılmaya, öğle namazını kılmaya, ezan okuyanlar yetişmem lazım. Öğle namazımı kıldım. Geri otele gidiyorum. Gözlerim yanıyor, çok uykum var. Burada durmak istiyorum aslında ama aşırı uykum var. Çok güzel, şöyle kubbe sanırım şunlar. Şöyle şeyler var, şemsiye gibi. Çok güzel. Hacı'ya geldik, kurma alıyoruz. En pahalısı. Bilmiyorum adını. Şu Medine, şu da Mevrum. Bizim orada olan şeyle. Bu Türk mağazası biliyor. Bin Davut diye bir yere geldik. Çok güzel. Medine'ye rahmet yağıyor. Dehşet hem de.
öyle bir ıslandık ki her yerimiz yaş. Sıksan suyu çıkar. Abdest aldım, yas namazını kılmaya gidiyorum. Çok iyi. Otele çok yakın. Medine-i Münevver. O yüzden böyle abdest alıp gidip geliyorum. Abdest alıp gidip geliyorum. Bir yağmur yağdı, bir ıslandık ama görmeniz lazımdı. Öyle böyle değil ya. Dehşet yağdı. Şimdi Ravza-i Mutahhara'dan çıktık. Grup grup alıyorlar. Tek sıra halinde diyorlar. Ama tabii o tek sırayı bozuyor insanlar. İki rekat namaz kıldık. Mescid namazı. Şükür namazı. Şükür namazı da kıldık. Dua ettik. Peygamber Efendimiz'in kabrini göremedim ben. Sen görebilir zaten. Görünmez mi? Toprağın içinde o üzerinde bir şey. Ha, yani öyle üzerinde böyle yok yok. Hani türbelerde olur ya öyle bir şey göremedim ben. Görünmüyor. Görünmüyor. Yani öyle bir şey göremedik. Yeşil sadece şey var. Gördük, biraz önce sandık gibi bir şey ağrı içinde. Dedin dışarıdan gösterilirdi bana buradan. Ha. Erkeklerinki direkt hani erkekler görebiliyor da kadınlarınkini böyle çevrelemişler. Bir de böyle beyaz muşamba gibi bir şeyle kapatmışlar. Ve insanlar vardı direkt hemen bizi çıkarttılar. Hiç o tarafa götürtmediler bile. Yani girmemizle çıkmamız bir oldu. 8 dakika anca durduk içeride. Özellikle saate baktım. Saat tam 22.00'dı. 22.08'de de bizi çıkarttılar. Yani 8 dakika ancak durabildik içeride. Bir de diyorlardı ki en az 15 dakika duracaksınız. Durdurmadılar. Özellikle kaçtık bu tarafa geldik tekrar geldim. Müslüm, Müslüm diye. Yallah Müslüm diye. Ya bir dua edeyim, bir namaz kılayım, bir şey yapayım yani. Hem de üçüncü kez tuttuydum şeye. Evet, Resulallah'ım. Ben aslında bir şey de göremedik hani. Hem bir şey göremedim doğru düzgün. Ne dua edebildim gibi hissettim yani. Baktım, biraz baktım, ya şey hani doyamadığımızdan. Doyamadığımızdan. Yani ya ondan hani vakit böyle sevdiğiniz zamanlarda zaman çabuk geçerdi, sıkıldığınız zamanlarda çok böyle zaman geçmez gibi gelir ya, ondan mı kaynaklandı artık bilmiyorum da girmemize çıkmamız bir oldu yani. Dua ettik, namaz kıldık, çıktık. Ne kadar oldu da bilmiyorum. İçini çekiyor. Babaannem, canım babaannem. Canım yavrum, ben sana hepsinden çok sağ ol dedim. Niye özledim? Geçeceğiz de günaha başlamadan sonra kadar günahsız olarak inşallah ibadetini edeceğiz. İnşallah babaannem. İnşallah günahsız olarak yavrum. İnşallah. Yani Allah kuluz illaki olur da Rabbim inşallah affeder. Geçmiş gelecek bütün günahlarımızı affetsin. Affetti. Zaten senin yaşına şey olmadı. 25 ile diyor evinin arasında gelenin vay haline diyor. Niye öyle diyor? 25 yaşına kadar büyüyecektim, oğlanacaktım, öğreneceğim, yapacaktım demişsin. Hı. 50 ile 25'in arası yaşın ortası ya. Hı. O zaman ölsen yapmadın diye cezalı oluyormuş. Ya. Verdiğim ibadeti. Ondan ki de yaşlanınca ta yapacaktım. Hmm. Demek çare yok ya. Yani. 50'den ki. Biz 307'ye geçiyoruz. 307'den çıkacağız. Geldim, tamam. Bir de böyle kapı kapı yapmışlar. Bir sürü kapı var. Kim anlatır?
kapı kapı yapmışlar. Bizim kapımız 307. 307'den çıkınca direkt otelimize gitmiş oluyoruz. Kaybolursan neyin hemen 307'ye gel, seni 307'de buluruz, tamam mı? Ben mi? He, sen. Kaybolmam inşallah, yolun sonuna geldim. Ömrüm sonuna da geldim, yolun sonuna da geldim. Belki daha yaşayacağım Allah güzel Allah günler vardır, bilmiyoruz. Allah bilir yavrum, Allah. Evet. Hayırlısı ise yaşasın, hayırlısı ima uğramasın. Öyle tabii ki. Kolaylıklar. Babaanne şey de, beğenip abone olmayı unutmayın de. Beğenip abone olmayı unutmayın de. Beğenip abone olmayı unutmayın. Buraya abone olun. Hastanelere olmam ben gibi abone. Buralara abone olun. Allah'ın yoluna abone olun. Benim kanalıma da abone olsunlar. Sünnetine, farzına da abone olun. Tamam. Güzel bir güne abone olsunlar. Güzel günlere, cuma günlere, Allah mübarek günlerine abone olsun. Ay babaanne ya. Boşa gitmesin dünyalar. Dünya bunlarla mı ayakta? Ahirette bunların. Evet babaanne. Öyle. Gidiyoruz otelimize. Görüşmek üzere. Haydi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Tekrar gelin. Bunu başörtüye takıyorlarmış. Hijab için tel toka gibi bir şey. Saç için zannettim de. Başörtü içinmiş. 10 sene geçmiş. Elini düzeltiverelim diye elini buradan alırlar, yanına koyarlar. Kan fışkırır. 10 sene geçmiş. Hemen tekrar elini buraya koyarlar. Yine Medine'deki ashab-ı kiram, halifeler kendi aralarına karar alırlar. Buradaki şehitleri nereye defne ederler? Cennet-i Baziye nakil yaparlar. Sadece buradan Hazreti... Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün günlerden 30 Nisan Salı ve Medine'deyiz ve Uhud Savaşı'nın yapıldığı yerdeyiz. Arkamda şu an şu görmüş olduğunuz dağ Uhud Dağı. Göz hastalığı olan Uhud Dağı'na baksın diye rivayet edilmiş. Göz hastalıklarına iyi geldiği söyleniliyor. Şu an grubumuzdaki herkes Uhud Dağı'na bakıyor. Göze iyi geldiği için umarım şifa buluruz. Gözlerimize iyi gelir. Şurası. Zamanlar Mescid-i Aksa'ymış. Sonrasında kıble Kabe olmuş. Tam şöyle durduğumuzda dümdüz Kabe oluyor. Tam tersi şöyle durunca da Mescid-i Aksa oluyor. İlk zamanlar Mescid-i Aksa, sonrasında Kabe olmuş kıblemiz. Kıble değil tam olmuş. Güvercinleri gördünüz mü? İki güvercin, biri kaçıyor, öbürü de onu kovalıyor. Kaçan kovalanır misali. Çok komikti. Bir güvercin önden gidiyor, diğer güvercin de arkasından gidiyor. İstanbul'da nasıl martı çoksa, burada da güvercin çok fazla. Medine güvercin dolu. İki katlı otobüs. Çok iyi. İki katlı otobüs gördüm.
Burası 7 mescitler bu. 7 mescit. 7 mescit. Bendik Savaşı'nın yapıldığı mescit. Bak şu Müslüman. Şu Müslüman kazıyor da Hendek'in. Şu suyun olduğu yer Hendek'in kazıldığı yermiş. Şurası da 7 mescit. Şu an 7 mescide giriş yapıyoruz. Bu hendeklerin içerisine 7 tane mescit yapmışlar. Şunun gibi. Yani şu bir mescit, bir de hendeklerin içerisinde olmuş. Yani buralarda hendek var. Buraların içerisinde Hendek Savaşı zamanı hendek açılmış ve o hendeklerin içerisinde namazlar kılınmış. Cabir Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Peygamber Efendimizle birlikte Hendek'te sırtladır. Bir bakar ki karnına taş parçalığı bağlamış, karnı karnına geçiyor. Şu görmüş olduğunuz yer hurma bahçeleri. Bahçe bahçe bir sürü hurma ağacı var. Bu da Kuba Mescidi. Efendim evliyalara şimdiki... Arkadaşlar yanlış söylemişim. O Kuba değilmiş, Kıbletül'müş. Burası şu an şu arkamda görmüş olduğunuz Kuba Mescidi. Evet, Kuba Mescidi'ne geldik. Kuba Mescidi'nin içerisi. Böyle bir şey yazıyor ama ne yazıyor bilemedim. Musafaha yaptık. Onu da yeni öğrendim. Böyle birbirimizin ellerini birbirimizin elinin içerisine alıyoruz. Şu şekilde. Tokalaşma gibi düşünün. Ama böyle sıkmıyoruz da böyle. İki elle yapılıyor. Karşı tarafında iki elle, senin de iki elin oluyor. Anlatacağım ama keşke gösterseydim. Ama çekemedim o an. Birbirimizle musafaha yapıp helalleştik. Buradan sonra valizlerimizi hazırlayıp gece 2'de de yola çıkacağız. 7.30'da sabah 7.30'da uçağımız var. Türkiye'ye geri dönüyoruz. İnsan dönmek istemiyor. Ben dönmek istemiyorum. Medine'yi de çok sevdim. Mekke'yi de çok sevdim. Çok güzel. Tamamen maneviyat dolu bir şehir, ülke. İki yerde o şekilde. Burada yaşamayı düşünebilirim. Düşünüyorum. Nasıl olabilir? En basit evlilik. Ama şimdi ne dua kapısı falan açık olur bilmiyorum ya. Türk biriyle evlenmeyi tercih ederim sanırım. Arap birindense. Tövbe estağfurullah. Yani Rabbim hayırlı olanı nasip etsin tabii ki. Bunu niye size diyorsa. Neyse. Benim otobüsüm nerede? Ben buranın sonuna kadar geldim. Ha, bizim otobüsle tarafta kalmış. Bir de böyle otobüs maceram var. Gruptan ayrılınca otobüsleri bulamıyorum. İşte burayı gezdik. Kuba Mescidi gezdik diyorum. Yani gezdik, ziyaret ettik. İbadetimizi yerine getirdik. Peygamber Efendimiz de şey demiş.
Kuba Mescidi'ni gezen umre yapmış gibidir. Gelip ziyaret eden umre yapmış gibidir demiş. İnşallah umre ibadeti yerine geçmiştir. İçim ve gönlüm biraz değişik hissediyorum ya. Çok iyiydi, çok güzeldi. Her şey çok iyi, çok güzeldi. İlla ki böyle kötü anlar oluyor. Böyle sabretmeniz gereken, sinirlendiğiniz, bunaldığınız, daraldığınız illaki zamanlar oluyor. Ama sonuca baktığınızda, yani sürece baktığınızda, sonuca baktığınızda hepsi çok güzel. Rabbim tüm isteyenlere nasip etsin. Takvamızı güçlendirilmiş olarak ülkemize dönmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin inşallah. Ucunu kulağına yetişebilirmişiz gibi bir durum var ama bakalım. Namazda abdestli olanlar varsa sağlam tutsun. Arabadan iner inmez mescide koşabilme durumu olabilir. Medine gezimizi tamamladık. Şimdi Medine-i Münevvere'ye geldik. Burada öğle namazımızı kılacağız. Valizlerimizi hazırlayıp Ankara yolcusu. Medine Kabe'ye göre daha sessiz, sakin ve yeşillik var. Yeşillik olunca da böcek, çekirge, değişik, daha farklı canlılar yer alabiliyor. Namaz kılarken kadının kafasına kocaman avucum kadar çekirge bir geldi. Kadın hiç tepki görmedi ama. Sabahlar oluyor genelde gerçi de. Yani sabah olmuştu, şimdi değil. Detaycılıkta da ben hiç gidesim yok. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Bir dün, bir bugün, iki gün böyle hemencecik geçti. Biraz daha kalalım burada. Çok güzel burası. Hiç gitmek istemiyorum. Şunlara bakar mısınız? Bak. Çok iyi ya. Harika bir şey. Bilmiyorum, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes böyle mi hissediyor bilmiyorum ama. Dün şakır şakır yağmur yağıyor. Yağmur yağarken şu şeyler hala çalışıyordu. Allah'ım, böyle şu şeylerin altına mahsur kaldık. Yine de yağmur geldi, yani yağmur düz yağmadı sanırım, bir değişik yağdı. Aşırı ıslandık. Şimdi de çok sıcak. Bir hali bir halini tutmuyor gibi. Bazen serin oluyor diyeyim daha doğrusu. Bazen nadire. Ona da denk geldik çok şükür, yağmuruna denk gelmiş olduk. Aslında zemzem doldurmak istiyorum ama çok sıra var. Gidip valizimi hazırlayacağım. Genç yaşta Rabbim buraları görmeyi nasip ettiği için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Eğer imkanınız varsa, fikrinizde, düşüncenizde varsa hemen gelin. Yaşlanmadan gelin. Çünkü aktif bir koşturmalı bir yolculuk sizi bekliyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yaşlılar dayanamıyor. O yüzden ne kadar genç gelirseniz o kadar iyi. Kuba yolu. Kuba yolu. Davul diye Kuba yolu. Kuba yürüme yolu. Yeni yapılan yol burası. Bak araçlar geliyor. Buradan cumartesi günleri ve pazartesi günleri Mescid-i Kuba'ya geçiyorlar. Mescid-i Kuba'da Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi üzerine
İkişer rekat namaz kılıp umre sevabı almış oluyorlar. Burası da Haki Center olarak geçer. Yine açılan bir alışveriş merkezi burası. Şu 155, şu 150 yani. Şu çok güzel. Bu güzelmiş ya. Bence ben... Burayı geziyoruz. Bir gümüşçüye girdik. Gümüş yüzük, gümüş bilezik, gümüş aklınıza ne geliyorsa hep gümüş şeyler var. Diğer yerlerde böyle elbise tarzı ya da koku satan yerler. Saat var, tesbih var, hediyelik eşya, hurma. Burada ne baharatçı, çikolata falan satan yerler. Artık hep bir yerden sonra şey nereye giderseniz gidin hep aynı tarz dükkanlar, yani aynı yapıya sahip oluyor. Alıştım yani. Sadece Arapça bilmiyorum. İngilizce de bilmedikleri için bazıları İngilizce bilmeyince sıkıntı oluyor. Ama İngilizce bildikleri zaman hiçbir problem yok. Çok iyi anlaşıyoruz ama İngilizce bilmiyorlarsa hiç anlaşamıyorum. Türkçeyi zaten sadece kaç para diyebiliyorlar. Merhaba, selamünaleyküm. Arapça, Türkçe karışık olan şeyler, Türkçeyi de öyle çok bilmiyorlar yani. Yine çoğu öğrenmiş ama Türkçeyi İngilizceden çok biliyorlar. Burası da bir çantacı. Hem çanta var, hem valizler var. Pakistanlı bir arkadaş buldum, tanıştık. İngilizce konuştuk. İngilizcesi tabii benden iyiydi ama çok değişik bir aksanla konuşuyor İngilizceyi. Bir de çok hızlı konuşuyor. Slowly diyor, slowly. Şimdi de beni kardeşine gösterdi. Neden bilmiyorum. Kahve içmeye gidelim dedi. Beni götürüyor, korkuyor. İnşallah bir şey olmaz. Kahve içelim mi dedi. Tamam içelim dedim. Korkuyorum biraz. Açarım olmadı. Açar gelirim ne yapayım. İnşallah bir şey olmaz. Annem bu videoyu görüyorsa böyle ağzıma tükürecek. Bayağı kızar. Kızacak ya. İnşallah bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Bence olmaz. Bakın tipi böyle. İnşallah. Sen kimle konuşuyorsun? Who is speak? Who is speak? Who? Bye. Brother, who? Brother. Brother. Erkek kardeşiyle konuşuyor. İnşallah bir şey olmaz. Tabi estağfurullah, şeytan necim ismi. Gecenin bir bak, bir de saat. Gecenin biri. Buraya geldik kahve içmeye. Tabi çok pahalı. 19 riyal diyor. 19 riyal 190 lira oluyor. Bir kahveye şu an 190 lira veremem. Hemen Türkiye ile aynı ama gerek yok yani. Niye şu an kahveye o kadar para vereyim diye. Yok dedim, benim o kadar param yok. İçmedik. Tekrar geldik buraya, Medine'yi, Münevvere'ye. Yanımda. Almadık artık kahve, içmedik. Daha demin de kızlar gördüm. Buranın içerisine böyle hani parayla veya kartla alınan bisikletler var ya. O bisikletlerden almışlar, buraya girmişler. O bisiklette de buraya girmek cezalıymış. 1200 euro. Dedim... Yani 1200 euro az bir para değil. Çok para. Ve ceza yemişler kişi başı ve 5 kişi kızlar. Benim çok para havalanında ödeyeceklermiş. Yani o şekilde bilginiz olsun, sakın bana şey çarpacak şimdi. Şunlar da arka arkaya geldiler. Temizliyorlar böyle arabayla.
Eziliyordum. Ben gitmek istemiyorum buradan. Burayı çok sevdim. Tövbe sana dua niyetine geçip gidemiyormuşum bile. Yani inşallah bir daha gelirim. Buradaki sular da zemzem değilmiş, haberiniz olsun. Ben zemzem zannediyordum. Gelip içiyordum. Şişelere falan doldurdum ama zemzem değilmiş. Haberiniz olsun, Medine'de şöyle olanlar zemzem değil. Zaten içince anlıyorsunuz az çok. İçince dedim bu zemzem değil. Herkes diyor yo zemzem. Sonradan öğrendik ki zemzem değil. Bu da zemzem kokusu bu arada. Koklayın derdim ama koklayamıyorsunuz. Ama ben inanıyorum teknoloji gelişecek ve artık kokular da üretilebilecek. Kızla ayrıldım. Kız namaza gitti şu tarafa. Her yerde çekirgeler uçuyor, zıplıyor bir şeyler ya. Neyse. O şu tarafa gitti namaz kılmaya. Ben şu tarafa gidiyorum dua etmeye. Namaz kıldım. Biraz dua etmek istiyorum. Gitmeden son kez şöyle dua edeyim. Şöyle ağlayabilirsem ağlayayım. Böyle bir YouTuber'ınız olmuş muydu? Bilmiyorum. Ben böyle bir YouTuber görmedim internette. Gerçi küçüğüz biz de. Böylelerde ünlü olmuyor genelde de. Ünlü olmak değil amacım. Yani çok ünlü olmak değil. Belki biraz evet ünlü olabilirim. Girdiğim ortamlarda ünlü olurum bu arada. Tur'da mesela adımı bilmeyen yok. Beni bilmeyen yok. Aynen Türkiye'de ya. Beni herkes parmakla gösterirdi sınıfta diye. Kız parladı gitti ama Allah ses vermiş ona maşallah. Sesi güzel. Genç yaşta. Başarılı. Gidim şurada dua mı edeyim. Bu arada başka ülkelere giderken Arabistan'a gittiyseniz vize vermiyorlarmış. İlk yurt dışımı Arabistan olarak kullandım hakkımı. Ben diğer ülkelere nasıl gideceğim şu an onu düşünüyorum. Dolu çekirge ya, yerler dolu. Üstüne basınca da biraz önce bastı kız. Pakistanlı arkadaşım. Bir şey oluyor. Adamın üstünde var. Sensör onun adını. Çıtırt diye ses geliyor basınca. İnşallah bir yerimde falan yoktur. Hayır şey dolu ya. Sinek böcek. Böyle uçuyorlar. Görmeniz lazım. Her yerdeler. Allah'tan ısırık mısırık bir şey yapmıyor. Sivrisinek gibi falan olsun. Belki de ısırıyordur. Isırıyordur. Yok ya ısırmıyordur. Bence ısırmıyor. Ama Kabe'de mesela hiç böyle bir şey göremezsiniz. Yeşillik olmayınca böyle hayvanlar da olmuyor. Burası yeşillik olduğu için huylandım. Çoklar. Bakınız. Şu uçanların hepsi çekirge. Uçup uçup zıplıyorlar bir yere. O zıpladıkları yerden tekrar zıplıyorlar falan. Bak her yer öyle. Gördünüz mü? Işığa geliyorlar bakın. Işık da dolu. Duamı ettim. Şimdi çıkıyorum. O kadar çok çekirge var ki. Ve üstüme üstüme geliyorlar. Böyle bir de yere düşüyorlar. Şunları kapatmışlar. Şunlar sabah genelde açık oluyor. Sanırım gece kapatıp sabah açıyorlar. Açılınca da ışıktan çekirgeler yere düşüyor. Açıkken çekirge olmuyor bu kadar çok. Ya da gece ışığa geliyorlar. Anlamadım. Böyle bir şey yani. Sanırım sabah çok... Sabah, gerçi sabah da vardı. Ama sabah şunlar açık olduğu için bu kadar çok olmuyor yerlerde veya etrafta gözükmüyor. Ah geldi. İnsanlar bir de böyle elini yüzünü kapatmış. Uyuyorlar. Burada. Bunlar evi falan olmayan insanlar sanırım. Ya da kalacak yeri olmayan.
ya da kalmak istedikleri için burada kalıp yatıp uyuyorlar. Şurası da müzeymiş. Şu yer. Giremedik, girmedik yani. Girilse gezilse müze gezilmiş olurdu. Ne var içeride bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Merak ediyorum çünkü içeride ne var. Tekrar görüşmek üzere. Bu kedi de çekirgeyle oynuyor. Şimdi otele gidiyorum. Vedalaştım. Sabah 7.30'da uçak, 2'de de valizleri indireceğiz. Servis gelecek, otobüs, havaalanına gideceğiz. 12'de de inşallah Türkiye'deyiz. Hayranlarım, abonelerim, gelip görüşmek isterseniz, Umre'den beni karşılamak isterseniz sevinirim tabi ama sevinemeyiz. Gelemezsiniz çünkü bu videoları sonradan editleyeceğim. Saçma oldu da neyse. Böyle gece daha güzel. Sokaklarda çok az insan var. Hatta hiç insan yok. O kadar iyi ki, bayağı iyi. Ben şey kadınıyım ya. Böyle sessizlik, sakinlik, huzur. Otobüs geldi, valizleri yükledik. Şimdi Medine Havalimanı'na gidiyoruz. Sonra şurayı da çek. Bu parfümün şişesinin tasarımına bakar mısınız? Çok güzel. Havalimanındayım. Şöyle bir şey gördüm. Çok beğendim. Şişenin tasarımı aşırı farklı. Çok hoş. Sırf şişesi için alınır. Kokusu da güzel bu arada. Pasaport işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi uçağa biniyoruz. Uçağa bindik. Tam ortadayım. Halasıyla beraber. Buraya kim gelecek bilmiyoruz şu an. Belki gelmeyebilir. Halam cam kenarı. Şanslı. Şanslı kız. Ben de böyle bir yeğeni sahip olduğum için şanslıyım. Teşekkür ederim halacığım. Şimdi birazdan hareket edecek. Son 2 dakika. 7.28 geçiyor, 7.30. Ankara'ya gidiyoruz. Hiç dönesiniz gelmedi. Burada kalasınız geldi. Hatta halam bence bilerek, ben inanmıyorum bilmeden, unutmamla. Kaybettim. Hangi mescitte? Bir mescitte gözlüğünü kaybeden de marka gözlükmüş. Geçmiş olsun. Furkan verdiydi. Bu kabin memurları mı oluyor? Onlar böyle tanıttılar işte, maske, kemer, takım edin falan diye. Hem Arapça hem İngilizce. Şimdi de kalkacağız. Hepimiz oturduk, kemerlerimizi taktık. Bu battaniye verdiler. Mor. Purple. Arapça dua ettiler biraz önce. Dua aldım, anladım. Güvenli uçun gibisinden bir şey söyledi. İşte güvenli uçuşumuz olsun falan dedi. O kadar anlayabildim.
kahve içeli ve işte plastik kaşık çatal. Başka ne var daha? Başka bir şey yok. Portakal suyu. Ekmek, portakal suyu, su. Böyle ha bir de bir şey vardı onu almadım. Böyle bu Arabistan'a has bir. Bunlara bakar mısınız? Hayır hiç umduğum gibi değildi. Ne kadar güzel. İniyoruz şimdi. Bulutların üstünde. Fotoğraf çekiliyor geliyor siz. İnişe geçtik şu an iniyoruz. Şimdi ya metro bizi zorladı. Alem beni aldı, eve dönüyoruz. Umre Vlog son buluyor.